Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Merhaba Lütfiyeciğim. Merhaba Betül, Aysun, Yasemin. Merhaba İlker Hoca da burada. Merhaba hocam. Evet, herkese merhabalar. Seminerime 100 kişi katılım sağlamış. Herkese teşekkür ederim. Umarım faydalı bilgiler paylaşırım. Ben çok seviyorum astrokartografiyi. Tabii bir yay stelyumlu biri olarak sevmemin imkanı yoktu. Çok harika bir alan bence astrolojide. Umarım sizlere de nasip olur arkadaşlar bu danışmanlıklara ya da eğitimleri almak. Çok da keyif alacağınızı düşünüyorum. Bugün paylaşım yaptım. Biliyorsunuz Venüs-Mars arasında balzamik faz var. Özellikle ilişkilerle alakalı olarak oldukça zorlayıcı bir enerji. Ve sonra biliyorsunuz Mars'ın Uranüs'e karesi var değil mi? İlişkilerle ilgili çok ciddi gündemlerdeyiz aslında baktığımızda. Önümüzde bir Venüs retrosu başlıyor. Arkasından Venüs retrosu bitmeden bir Merkür retromuz var. Ve sonra Eylül'ün sonunda bunlar bittikten sonra retrolar arkasından da tutulmamız var. O nedenle ilişkilerle ilgili çok özenli ve dikkatli olmamız gereken süreçteyiz. Buradan bunu da paylaşmak istedim. Tabii Venüs sadece ilişkileri de anlatmıyor. Finansal piyasalarla ilgili konuları da aslında vurgu yapıyor arkadaşlar. Finansal konularla da ilgili sorunlar devam edecek. O anlamda hem finansal hem ilişkiler anlamında çok çok dikkatli olmamız gereken süreçlerdeyiz. Retroları nasıl değerlendirebiliriz? Retroları arkadaşlar bu konuda yarım bırakılan işleriniz varsa, yarım bıraktığınız, çözemediğiniz, ertelediğiniz sorunlarınız hem maddi hem ilişkiler anlamındaki konular varsa bunları masaya yatırabilirsiniz. Bunları çözümlemek için çaba harcayabilirsiniz. Daha faydalı değerlendirmiş olursunuz. Ben artık konumuza başlamak istiyorum. Şimdi astrokartografinin tarihçesinden kısaca bahsetmek istiyorum. Astrokartografi coğrafya astrolojisi, ikametgah astrolojisi, lokaliti astrolojisi de deniyor. Mezopotamya'ya kadar arkadaşlar bu ilim dayanıyor. Çok eski bir astroloji alanı aslında. O zaman da bu konularda çok çalışmalar yapılmış ve çok üzerine araştırmalar yapılmış bir alan. Ve mesela hangi astrologlar bu alanda çalıştınız derseniz, örneğin eski astroloji kaynaklarında Marcos Manilius, Ptolemyos, Alberoni, William Lilly, Raphael Greene, Seferial gibi ve şu anda yakın zamanda da Donald Bradley gibi arkadaşlar astrologların bu alanda çok çalışmaları olduğunu biliyoruz. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ve yeni tekniklerle birlikte günümüzdeki astrologlar 1970 yıllarında Jim Lewis tarafından oluşturulan son teknikleri kullanıyoruz biz. Yani bu işin şu an kullandığımız tekniklerin son üzerine rötuş yapan ya da son düzenlemeyi yapan özellikle bu teknolojiyle birlikte Jim Lewis arkadaşlar 1970'lerde bunu yapmış. Bakar mısınız? Ne kadar aslında yine de eski değil mi? Ve bu teknik sayesinde biz artık dünyadan gökyüzüne bakıp analiz etmiyoruz. Astrokartografi tüm dünyayı kapsadığı için gökyüzünden dünyaya bakıp gezegen izdüşümlerini araştırarak işte bizim haritamızda gezegenlerimiz hangi hatlara, hangi ülkelere, hangi bölgelere düşüyoryu araştırarak bilgi sahibi oluyoruz. Yani ne diyoruz? Hani tedbiri mekanda ferahlık vardır. İşte doğduğun yer kaderin mi? Gibi gibi konular aslında astrokartografinin ana araştırma alanı. Yani astrokartografi arkadaşlar bu alanlarda bize bilgi veriyor. Özellikle bu alanda astrokartografide bir danışmanlık almak istiyorsanız ya da haritanıza çalışmak, bakmak istiyorsunuz. Doğum saatinizin kesinlikle ve kesinlikle net olması gerekiyor. Doğum saatiniz net değilse zaten doğru bilgiye ulaşmanız sorun. Örneğin bir saat bir ara varsa saatinizin doğruluğu arasında bir saat fark oynuyorsa bakın 4 dakika hani bir saati bırakın 4 dakikalık bir fark doğum saatinizle alakalı net olmaması ile ilgili 100 kilometreye fark ediyor. O nedenle bizim kesinlikle pek çok aslında astroloji alanında doğum saati net olması gerekiyor arkadaşlar. O nedenle rektifikasyon işlemleriyle ilgili ya eğitimler alın ya danışmanlıklar alın. Çünkü bu alanda doğru bilgi edinmek istiyorsanız doğum saatinin kesinlikle net olması gerekiyor. Çünkü sizin doğduğunuz an gökyüzündeki çekilen gökyüzü fotoğrafı sizin zaten külli kaderiniz. Yani külli irade, yaradanın sizin hakkında hükmettiği kader yazıyor haritada. O harita içerisinde elbette cüzi kader
var, cüzi hakların var. İşte orada da sen küçük küçük seçimler yapıyorsun. Ama ana tema, ana konu o işte saatte gizli, o dakikada gizli. O yüzden bizim için bu çok çok önemli. Jim Lewis'e gelirsek arkadaşlar, ben Jim Lewis'in öğrencilerinden Woody Allen'dan bir seminer almıştım. Ve bu seminerden de çok etkilenmiştim. Wayne Moody aslında astrolojiye inanmayan bir insanmış ve Jim Lewis'le tanışmış. Ve Jim Lewis'le tanıştıktan sonra çok etkilenmiş anlattıklarından. İşte insanların yaşadığı yerlerin aslında insanların kaderinde, hayatlarında gökyüzüne göre ne kadar etkili olduğundan çok etkilenmiş. Ve hani onunla etkisinden sonra astroloji öğrenmeye başlamış. Tabii tek ilgilendiği Wayne Moody'nin de astrokartografi alanı. Çünkü zaten Jim Lewis de emeğini oraya harcıyor. Yani kafayı oraya harcıyor adam. Bu arada astrolog olmak demek arkadaşlar araştırmacı olmak demek. Kesinlikle astrolojiyi araştırarak pek çok bilgi katan, teknik katan, herkese müthiş saygı duyuyorum, hayranım. O nedenle hani al kopyala yapıştır git değil. Kesinlikle araştırmacı olmanız lazım ve astrolojiye bir şeyler katmanız lazım. Jim Lewis'ten öğrendikten sonra bu bilgiyi ve hayatını aktardıktan sonra tabii ki Wayne Moody de çok şaşırıyor. Mesela en çok etkilendiği Jim Lewis'le ilgili. Jim Lewis kendisinin haritasında Merkür MC hattında, yani MC dediğimiz 10. ev kariyer evidir. Toplum önündeki pozisyonunuzla alakalıdır. Aslında biz hepimiz ascendant'tan, yükselenden MC'ye ulaşmaya çalışan insanlarız. Oraya gitmeye çalışıyoruz. Yani toplum önünde bir itibar, bir pozisyon elde etmeye çalışıyoruz baktığımızda. Hayat yolculuğumuz aslında kısaca bu. Şimdi Jim Lewis de arkadaşlar natalindeki Merkür MC pozisyondaki Merkür gezegenini de anlatırsak zeka, iletişim, düşünce yapımızla alakalıdır. Oraya yani kariyerde daha iletişim odaklı olmak, daha işte kafasını kullanarak bir şey yapmak, işte kafa patlatmak ama bir şeyleri doğru bulmak, çalıştırmak, Merkür'ünü güzel çalıştırmak istemiş. Ve hattının geçtiği yer, MC, Merkür MC hattının geçtiği yer de Afrika'da Upper Volta denen bir bölgeymiş. Ve o bölgeye gidiyor Jim Lewis o zaman, arkadaşlar bakın kaç yıl önce. Bu arada Jim Lewis vefat etmiş bir astrolog. Bu yüzüğü alıyor. Ve yüzüğü aldıktan sonra arkadaşlar serçe parmak Merkür parmağıdır. Yani Merkür gezegeni tarafından yönetilir. Organlarımızın da hepsinin tanımladığı gezegenler vardır. Alıyor, serçe parmağına takıyor ve bunu taktıktan sonra Merkür'ünü çok başarılı çalıştırıyor. Ondan sonra kendisi astrokartografi tekniğini geliştirip son haline getiriyor. Yani bizim şu an önümüzde olan son teknik hali olmuş oluyor. Ve Wayne Moody bu bilgilerden sonra, aldığı eğitimlerden sonra işte kendi haritasına göre Wayne Moody yolculuklar yapıyor. Her gittiği ülkede yine kendi haritasındaki gezegenleri çalıştırmak ya da pozisyonları çalıştırmakla alakalı. O da taşlara meraklı bir insanmış. Ona göre gidiyor, kristaller alıyor, objeler alıyor, evinde kullanıyor. Bu arada illa hani şu tüyoyu da verebilirim, bu seminerin güzelliği olsun. Ezotorium için. Örneğin siz haritanıza baktığınızda Jüpiter'inizi çalıştırmak istiyorsunuz diyelim. MC Jüpiter yapmak istiyorsunuz. O zaman o bölgeye de gitmek zorunda değilsiniz aslında arkadaşlar. O bölgeden alışveriş yapmak, o bölgeden biriyle haberleşmek, yazışmak, görüşmek, o bölgeden bir insanın filmini izlemek, sanatçının işte ne bileyim müziğini dinlemek vesaire. Önemli olan o bölgede bir enerji akışı yaratmak. Yani bir frekansınız olacak o bölgeden ve enerji akışınız olacak. Emin olun o zaman yine oradaki pozisyonu MC Jüpiter'i aktif etmiş oluyorsunuz. Yani işin böyle de bir güzelliği var. Zaten gezegenlerde frekans şeklinde, enerji şeklinde hepimizi etkiliyor ve dünya zaten biliyorsunuz ki enerji üzerine kurulu. Bununla ilgili sorunuz var mı? Merkür açısız fark etmiyor. Bu teknikte Merkür'ün açısız olması, boşta olması fark etmiyor arkadaşlar. Yani astrokartografiye baktığımızda Merkür MC bulacaksınız. Hepsi bu. Teşekkür ederim. Ben devam ediyorum. Şimdi astrokartografi tabii benim bu seminer amacım da zaten bu alanı size tanıtmak aslında. Çok da kısacık bilgiler vermek. Amacı ne? Yani astrokartografinin bizim hayatımızdaki amacı ne? Ve bizim hangi sorularımızı cevaplıyor? Bu arada tabii tırnak içinde söylemek isterim. Astroloji hayatımızdaki tüm sorulara cevap veriyor. Öyle muazzam, harika bir ilim. Hiçbir sorunuz kalmıyor aslına bakarsanız.
Astrokartografi de yurt dışında hangi şehirde okumalısınız? Gittiğiniz şehirde sizi karşılayan gündem ne? Bu konuda bilgi veriyor. Ya da iş için hangi şehre giderseniz başarılı olursunuz? Hangi ülkeye giderseniz başarılı olursunuz? İşte bir firmanız var. Hangi ilçede, ilde bayi açın ya da şube açın gibi gibi pek çok alandan ya da şahıssınız işte hangi ülkeye ya da şehre gideyim, iş kurayım kendime gibi de düşünebilirsiniz. Bunların hepsine bakabiliyorsunuz. Taşındığınız zaman evin çevresinin size olan etkisini anlayabiliyorsunuz. Ya da taşındığınız evin beklentinizi karşılayacak mı? Oradaki pozisyon çevresel olarak, evin konumu olarak gibi gibi etkileri de görebiliyorsunuz. Evinizin planını ve yerleşimini nasıl ayarlayabilirsiniz? Bunu görebiliyorsunuz. Çünkü biz artık bırakın hani dünyayı, ülkeleri, şehirleri, ilçeleri, mahalleleri, sokakları evin içine de giriyoruz astrokartografide. Hatta buna işte astrokartografi feng shui'ye göre dekorasyon bile denebilir. Tabii o kadar detay değil ama yine astroloji tabanlı bir dekorasyondan bahsediyoruz burada. Ve doğum haritanıza göre pusulu oluşturuyoruz. Pusulu da yine dediğim gibi yukarıdan dünyaya bakarak ve sizin gezegen izdüşümleriniz nasıl düşüyor ve nasıl etkiliyor, nereye düşüyor gibi bir şekilde inceliyoruz. Biliyorsunuz horoskopun da yönleri var değil mi? Nasıl diyoruz işte MC tepe noktası. Aynı şekilde pusulada da kuzey değil mi? Hani o şekilde orada bir çalışma yapabiliyoruz. Örneğin sanatçı işte sanatçılar, yazarlar, şarkı sözleri yazanlar vesaire sanatçılar da bunun çok farkındasınızdır. İlham isterler değil mi? Kendilerine gelecek olan bir ilham arayışları vardır. İşte bu tarz insanlar için nerede yaratıcı olabilirler? Hangi bölgeye gitseler ilhamları artar? Nerede süper akıllarına projeler gelir? Mesela zihinsel bir faaliyette bir kitap yazmadan ve bunları yazıya dökebilirler gibi gibi alanları bulabiliyoruz. Tabii ki nerede evlilik yapabilirimi de düşünebiliriz. Mesela insanlar bazen geliyor soruyu söylüyor danışmanlıklarda işte İzmir'de onca yıl yaşamış ama hani bir evliliğe gitmeyen ilişkiler deneyimlemiş ama işte ne bileyim Ankara'ya taşındığında evlilik teklifi almış gibi. Yani burada işte tedbiri mekanda ferahlık var aslında enerjisi anlamında baktığımızda bunu anlatmaya çalışıyor bize. Bizim oradaki yer değişikliğimiz aslında astrokartografi. Hem coğrafya bilgisi de içeren bir alan zaten. Coğrafyayı çok seviyorsanız bu dersi de seversiniz ki ben coğrafyayı da çok seven bir insanım. Enlem ve boylam değiştirdiğiniz zaman gökyüzü pozisyonlarınız değişiyor arkadaşlar. O nedenle bizim için kıymetli. Özellikle boylam değiştirmek yer değişikliğinde ciddi anlamda haritanızı değiştiriyor. Direkt olarak haritanızdaki gezegen ve dereceleri değişmiyor. Haritanızdaki akslar değişiyor. Haritalarda akslar değişince bu sefer haritanın plan senaryosu değişiyor. Yani nasıl oluyor? İşte bulunduğu bölgede evlilik senaryosu çok çalışmazken orada yer değişikliğiyle akslar değişti ve bu sefer evlilik senaryosu çalıştı gibi gibi. Ya da nerede kariyerde başarılı olabilirim? Nerede? Evet tamam burada para kazanıyorum, kariyerim var ama ben istediğim hedefim şu şu. O kadar güçlü bir pozisyona nerede gelebilirim gibi sorularımızı cevaplıyor. Tutulmalar, yeni ay ve dolunaya bakıyoruz. Bunların jeodezik olarak bizi nasıl etkilediğine bakıyoruz. Tabii ki depremlere de bakıyoruz arkadaşlar. Yine astrokartografi bize depremle ilgili çok muazzam önemli bilgiler veriyor. Nokta atışı olmuyor ama bölgesel olarak hani işte ne bileyim Ege bölgesi diyorsunuz ve Ege bölgesinde sonra deprem haberleri duyuyorsunuz. Mesela benim son yeni ay yorumumda sularla ilgili, denizlerle ilgili bilgileri aktarmıştım. Özellikle derslerinde de bahsetmiştim. Türkiye'nin kuzeyinde çok fazla bu tarz konular vardı ve dün evveli gün haberlerde kuzeyde yine çok yağışlardan, sorunlardan bahsediyordu. Yani biz aslında astrokartografiye bakarak yine bu tarz coğrafi konularla ilgili doğal afetler içeren konuları da görebiliyoruz. Hatta tarih bile çalışabilirsiniz ki bugün sizi biraz tarih çalışacağız astrokartografi ile ilgili. Yine mundan astrolojide coğrafi astroloji nasıl çalışır bunu görüyoruz. Benim YouTube kanalım var Meral Astroloji arkadaşlar. Benim tüm sosyal medyadaki şeyim Meral Astroloji olarak geçiyor. Bakın şurada yazıyor Meral Astroloji. Tüm sosyal medyada hesabım bu şekil.
YouTube kanalımda Ukrayna ve Rusya Savaşı'nı astrokartografik olarak çalışmıştım. İşte orada hatta birkaç kere engel de geldi. Sonra isim biraz değiştirdim. Orada bile görebiliyorsunuz. Yani astrokartografi çalışırken savaşlarda, işte dünya olaylarında, büyük mesela tarihi olaylar dediğim gibi bugün işleyeceğiz. Bu tarz konularda muazzam çalışıyor görüyorsunuz. Yani o yüzden bundan astroloji, dünya astrolojisinde astrokartografi olmazsa olmazlardan. Yine ilişkiler astrolojisinde de biz astrokartografi çalışıyoruz. Ben ilişkiler astrolojisi eğitimlerimde kesinlikle bu kısmı da anlatıyorum. Çünkü o kadar önemli ki ve o kadar insanın hayatını etkiliyor. Örneğin bir evli çiftin işte Ankara'da yaşarken tayinlerinin İstanbul'a çıkması ya da tayinlerinin Van'a çıkması, bu sefer o çiftin Ankara'daki evliliklerindeki yaşam kaliteleri otomatik olarak bulundukları şehre göre değişiyor. Yani oradaki evlilik içeriği bu sefer başka şehirde daha da farklılaşıyor. Bunları işliyoruz. Ya da ne bileyim nişanlılar Ankara'da ama evlenip Van'da yuva kuracaklar. Yine konu değişiyor arkadaşlar gibi gibi. Yani ilişkiler astrolojisinde de astrokartografinin muazzam çalıştığını gördüm ve ben hep bunlara da ekliyorum çalışmalarımı. İşte Olcay'cığım tam da benim az önce anlattığım sorunun cevaplarında. Evet, bu sefer de neye bakılır? Komple aile üyelerinin birlikte nerede mutlu olacağına bakılır değil mi? Hani Olcay orada mutlu olmuş ama ailenin iki üyesi üzgün olmuş. Olmuyor işte arkadaşlar. O nedenle ilişkiler astrolojisinde de astrokartografi muazzam çalışıyor. Bu sefer o şekil bakıyoruz. Komple aileyi hangi yere giderse işte herkesin beklentileri nasıl üç aşağı beş yukarı karşılanır şeklinde bakıyoruz. Şimdi astrokartografide arkadaşlar kullanılan kelimeler var. Bizim şöyle bir panelimiz var aslında. Bakın burada bu panelde ben size dediğim gibi bugün kısaca bir bilgi vereceğim. Çok basic düzeye, çok detaya girmeyeceğim. Şurası var. Bir konuyu çalışıyorsunuz. Burası bir konu. Burası bir konu. Burası bir konu. Bakın dört tane konusu olan ve çok şey anlatan bir panel aslında bu. Ve ben şimdi şunları anlatacağım. Hani bu panelde ne demek istiyor gibi kısımları anlatacağım size. Mesela buradaki paralines kısmı şurası bize aslında neyi anlatıyor? Bakın iki etkinin kesişmesi. Yani aslında boylamla enlemin kesişmesi gibi de düşünebilirsiniz. Ama buradakiler enlem ve boylam değil. Buradakiler bizim gezegenlerimizin enerji hatları. Yani gezegenlerin düştüğü iz düşümler gökyüzünden baktığımızda dünyaya düştüğü iz düşümlerle kesişimleri paran lines oluyor. Celestial lines da jeodetik, geodetik yörüngeler, burçlar. Yani bu da yine Greenwich'e göre dünyanın burçlara bölünmesiyle alakalı ve yine doğal afetlerle ilgili dediğim gibi mundane astroloji çalışmalarında kullanılıyor arkadaşlar. Local space dediğimiz alanda yine hepsi bunlar bakın bu tabloda yani. Local space'te bakın şurası. Burası da arkadaşlar dediğim gibi o daha böyle oturduğun şehir artık ya da evin içine girdiğin şehir gibi alan diye düşünebilirsiniz. Planet Angel Lines da sizin zaten doğum tarihinizi ve saatinize göre çıkarılan natal haritanız şurası yani. İşte buradan aspektten açıları, midpoint'ten orta noktaları seçersiniz. Ve lokasyon doğduğunuz yerdir. Relokasyon doğduğunuz yerden farklı şehirde yaşamanızla alakalı yeni pozisyondur. Burada bu sefer yine haritanız değişir. Ne dedik? Aksar değişiyor, haritanın konusu değişiyor, gündem değişiyor. O yüzden bizim için çok önemli. Siklokartografide arkadaşlar, coğrafi astrolojide ilerletilmiş haritalarımızın, işte solar arkların, progreslerin vesaire hepsinin hangi gündemler verdiği hakkında bize bilgiler veriyor. Bakın şimdi burada baktığımızda MC'ler yukarıda, IC'ler aşağıda. Ascendantlar burada, descendantlar burada. Descendantlar siyah, ascendantlar beyaz. Yani 1-7 aksı kenarlarda, 4-10 aksı arkadaşlar üstten aşağı. Ve bu şekilde de gezegen hatları geçiyor. Bakın Jüpiter buradan geçiyor böyle, bu şekil gidiyor arkadaşlar. Wow, doğru, çok güzel Betül'cüm, harikasın. Kesinlikle çalışıyor. Yani sen yatırımı, önce yatırımı hangi ülkeden yapıyorsun ona bakacaksın. Çünkü sen kendi cebinle ilgili yatırım yapıyorsun. Ve yatırımı, o hisseyi nereden alacaksın, hangi ülkeden alacaksın, o ülkede senin hangi hatların geçiyor, kesinlikle çalışıyor. Yani finansal astrolojide de biz kullanabiliyoruz astrokartografi. Kesinlikle çalışıyor. Yani senin bereketinin ya da rızkının daraldığı alandan sen
hangi hisseden kar elde etmeyi düşünüyorsun gibi gibi. Bunu da düşünebiliriz. Tabii ki çalışıyor. Neyi Türkiye olarak ayarlamaktan bahsediyorsun Yasemin'cim? Rica ederim Betül. Ben konumuza devam edeyim. Şimdi ascendanta gelirsek, yani şimdi astrokartografi de ascendant. Zaten astrolojideki ascendantı biliyorsunuz değil mi? Yükselenimiz. Şimdi astrokartografideki aslında ascendant, yani yükselen, yine anlam olarak çok da fazla bir şey değiştirmiyor. Yine aynı şey, aynı konu devam ediyor. Ama tabii ki burada birkaç nüans farkı olacak. Yine benim birinci evimi anlatıyor. Birinci ev etkili bize çalışıyor. Yani oradaki astrokartografide hangi şehirden ascendant ve yanında hangi gezegen geçiyorsa orada sizin birinci ev enerjiniz çalışıyordur. Yani ascendant Merkür ise işte İzmir'den geçiyorsa siz zaten orada çok oldukça iletişim odaklı, çok fazla konuşan, çok iletişim trafiği olan bir insansınızdır ve çevrenizde yoğun iletişiminiz vardır gibi yorumlayabiliriz. Ve ascendant sizinle karşılaşan kişilerin ya da kendimizi anlatıyor ya, hani biliyoruz bunu. Nasıl ön plana çıkabiliriz? Nasıl kendimizi gösteririz? Yani demek ki İzmir'de Merküryen gösteriyorsun kendini. Adana'ya gidiyorsun, Jüpiteryen gösteriyorsun kendini gibi gibi. Düşünebiliriz. Ve elbette ki ascendant olduğu için oradaki gezegenler sağlığımızla alakalı konulara vurgu yapıyor. Sizin orada bir Satürn'ünüz olduğunu düşünün. Çok zor değil mi? O bölgede, orada daha çok kemiklerle alakalı sağlık gündemleri yaşayabiliriz. Kendimizi istediğimiz gibi ifade etme konusunda baskılanırız. İşsel olarak baskılanırız yani. O nedenle oradaki ascendantı çalışırken oradaki gezegenleriyle birlikte düşünerek burada ne olurum, burada nasıl olur, bu hatlarda yorumlamamız gerekir. Dünya astrolojisinde de yine olay anı yorumlarında da olayın niteliği ve ülkeye etkiler olaylar hakkında yine bize bilgi vermiş olacak. Güneşi çekersek arkadaşlar, direkt olarak zaten kendinizi ön plana çıkartmakta değil mi? Hani çevremde parlamak istiyorum, kendimi göstermek istiyorum. Ve biraz da ego, orada bir aslan enerjisini düşünelim. Çok fazla ego, ben bilirim de var orada. Bu şekilde yorumlamamız lazım. İşte ayı oraya koyarsak oldukça duygusal, narin, işte gelgitleri olan, dışarıdakilere işte duygularımız konusunda çok tutarsız olan bir enerji yansıtırız. Yine bu şekilde bakmamız gerekiyor. Venüs oraya koyarsak da ilişki odaklı oluruz. Sanatsal yeteneklerimiz olabilir. İşte ne bileyim, sanatta çok ilgilenen bir insan olabiliriz. Etrafımızda sevecen olabiliriz. Sevgi kelebeği olabiliriz. Etrafımızdaki insanlar daha çok sanatçı olabilir gibi gibi. Böyle konfor ve zevk odaklı olabiliriz. Belki estetikliğe düşkünlüğümüz artar. İşte o şehre geldik. Daha çok fazla Venüs konularıyla ilgilenmek isteyebiliriz. Mars olduğu zaman da çok fazla aktivasyon, çok fazla hareket, işte çok fazla gerginlik olabilir. İşte onunla çatışma, bununla çatışma gibi de çalışabilir. Çok stres olabilir kesinlikle. Mücadele, arena gibi enerjiler çalışır. Şimdi Mars hattını kullanmak istiyorsan çok düşünmen lazım. Mars hattında kaza da var. Mars hattında kan da var. Yani o yüzden Mars hattı için ihtiyacın varsa Mars hattına gidersin. Yani işte MC Mars orada istediğin kariyeri koparman istiyorsan, almak istiyorsan, savaşmak istiyorsan MC Mars'a git. Ama hani MC Mars'a da gidilmez öyle durduk yerde. Hani orada onun yerine getirmen gerekiyor gibi de düşünmeniz lazım. Jüpiter'de yine yani yine çok sosyalsinizdir, iyimsersinizdir, dostlar, arkadaşlar çoktur, sohbetler çoktur. Uluslararası bir imaj sergilemek vardır. Belki uluslararası konular, yabancı konular vardır. Yabancı dile yatkınlık vardır. Kesinlikle bulunduğu şehirden, ülkeden dışarı çıkmakla ilgili konular olabilir. Ya da o insanlar vardır çevresinde gibi gibi. Satürn az önce anlattım. Uranüs yine marjinal konularla, farklılıklarla alakalıdır. Tabii her ne kadar marjinal, orijinal olsa da ani, beklenmeyeni bekleme enerjisi de olduğu için bunu da dikkatli kullanmak gerekir. Neptün yine çok spiritüeldir. Evet, sanatsal yaratım enerjisidir. Ama Neptün belirsizliktir de aynı zamanda değil mi? Yani bunları da bize getirir. Aldanma, aldatılma, belirsizlik enerjileri. Plüton direkt olarak psikolojik altyapımızla alakalı, bilinçaltımızla alakalı konularla gündeme gelebilir. Ve yine burası bizim fiziksel yapımızla alakalı, sağlıkla ilgili olduğu için arkadaşlar kesinlikle Plüton, Neptün, Uranüs, Satürn çok düşünmek gerekir. Hatta
Hatta Jüpiter'i bile düşünmeniz gerekir. Kilo verir çünkü. Bu şekilde bakmanızı istiyorum. Desandanta gelirsek direkt olarak 7. ev konuları söz konusu ve ilişkilerle ilgili. Yani ben 7'yi seçiyorsam astrokartografiyle ilişkilerle ilgili konuları görüyorum. İlişkileri çalışıyorum demektir. İlişkileri çalışıyorsanız desandanta bakacaksınız. Yine gezegenlere detayına girmeyeceğim. Burada bildiğiniz gibi yani o gezegenleri ilişkilerde yorumlayacağız. MC çalışacaksak MC'ye çalışalım. MC çalışacaksak direkt olarak toplum önündeki pozisyonum. MC zaten evliliğini de anlatır, kariyerini de anlatır, başarılarını da anlatır. Ününü, şanını, şöhretini değil mi? Her şeyi anlatır. Olumlu olumsuz fark etmiyor. Hepsini MC anlatıyor zaten. O nedenle MC daha çok kullanılan etkilerden biri arkadaşlar. Astrokartografide MC daha çok kullanılıyor. Daha sonra da Ascendant kullanılıyor. MC'yi kullandığım zaman direkt olarak yine gezegenlere göre düşüneceğim. Güneş MC, kariyerimde parlıyorum. Herkes bana bakıyor. O egoluyum, gururluyum, cesaretliyim, kendimi gösteriyorum. Ama çok fazla gurur da, çok fazla popoflanmak da insanı kör eder, değil mi? Yani orada pozisyonunla ilgili riskler de var tabii aslında baktığımızda. Ayı MC'ye çektim. Bakın home office çalışabilirim. Çünkü ay ev konsepti de var. Ya da kadınlarla ilgili bir kariyer yapabilirim. Cinsiyeti koyabilirim. Ya da kariyerimde acaba duygusal gelgitler mi yaşıyorum? Ya da kariyerimde tatmin oldum mu? Ya da çocuklarla ilgili bir kariyer mi? Gibi gibi pek çok konuyu ay MC'de düşünebilirim aslında çalışırken. Burada gezegen anahtar kelimelerini dikkate alacaksınız. Ve burç yöneticisi yani gezegenin burcuna kim hangi burcu yönetiyor? Merkür'e baktığımda arkadaşlar tamamen Merküryen konularda işte üçüncü ev düşünün. Tamam mı? Üçüncü ev ve altıncı ev konularını düşünün. İşte basın, yayın, medya, ticaret, alışveriş, sağlık tüm bu alanlarda bir kariyeri düşünün. Ya da zihinsel faaliyet ne yapmıştı? Cim arkadaşlar. Cim Merkür'ü MC'ye almıştı. İşte Merkür zihinsel faaliyet. Bunu aldıktan sonra astrolojide istediği konuları toparlayıp teknolojiyle kaynaştırdı. Burada demek ki amacımıza göre orada o Merkür'ü nasıl kullanacağız? Bu bizim için önemli. Tabii ben şimdi burada bunları anlatıyorum böyle basit gibi duruyor da aslında en temelde astrokartografi çalışmalarımızda her zaman ve her zaman arkadaşlar kendi natal haritanıza hakim olmanız lazım. Önce 360'lı açacaksınız. Natal haritanıza çok iyi bakacaksınız. Oradaki konuyu, mevzuyu çok iyi anlayacaksınız. Yani benim Merkür ne durumda? Benim Merkür hangi evde, hangi açıları alıyor? Bir önceki açısı ne? Bir sonraki açısı ne? Asaleti ne Merkür'ümün? İşte nesi eksik gibi gibi hani işte Merkür konularında bir şey istiyorsun. Çok iyi anladıktan sonra Merkür'ünüzü bu sefer onun astrokartografide o şehirde o MC Merkür'ün hangi açıda nasıl çalışacağını bu sefer araştıracaksınız. Yani 360'da iyi hakim olmadan da pat buradan bilgi alamayız eksik olur. Ha 360'daki haritada, horoskopta, natalinde Merkür'ün asaletsizse astrokartografide de asaletsiz çalışabilir. Ama o kadar problematik çalışmaz onun asaletsizliği astrokartografide. O onu tolere ediyor. Çünkü sen kalkıp MC Merkür karesi bulmazsın. Gidersin güzel MC Merkür üçgeni bulursun. Orada onu tolere etmiş olursun. Gibi gibi teknikler var. Tabii biz bunları derste çok detay anlatıyoruz. Ben astrokartografi eğitimlerimde bu kadar çok detaya giriyorum. Şimdi size kısa kısa tüyolar veriyorum. Çünkü kafanız karışsın istemiyorum. Sadece buradan da gitmiyoruz çünkü. Bilgi eksikliği de çok olsun istemiyorum aslında. Venüs'ü koyarsak oraya yine sanatsal kariyer, kadınlarla alakalı alanlarda bir kariyer olabilir. Kariyerde keyifli, konforlu alanlara ulaşmak, işte zevk almak, hayattan başarısıyla mutlu olmak gibi konuları da çalışabiliriz. Az önce Mars MC'den bahsettim. Kesinlikle oraya istiyorsanız eğer o kariyeri seçmelisiniz. Mesela bir askerin haritasında tabii ki Mars MC güzel çalışıyordur. Yine Jüpiter MC bir eğitimcinin, bir profesörün, bir uluslararası başarıları olan ya da şirketin tabii ki güzel olur arkadaşlar. Jüpiter'i orada akademisyenin değerlendirebiliriz. Satürn yine zordur kariyer için. Gecikmeler verebilir.
Ama yine Satürn gerekiyorsa oraya da gidebiliriz. Bu arada tabii ki ben burada hep hani güzel şeylerden bahsediyorum ama hayatın olumsuzlukları da var. Boşanma gibi, işte ameliyat gibi, sağlık sorunları gibi. Burada da tabii ki bunları kullanabiliyoruz. Yani siz mesela şey istiyorsanız, kolay boşanabilmek istiyorsanız, desendantı 7'ye alın. Yani ilişkinizi daha kolay çözersiniz. Ya da Uranüs alın. Uranüs alın daha iyi olur. Uranüs alın 7'ye. İlişkinizi birden kesebilirsiniz, aniden kesebilirsiniz gibi gibi. Hani burada mesela Satürn'ü Asendant'ta ne zaman kullanırım? İşte sağlık konudaki bir mevzum, ilerleyen bir sağlık sorunum varsa ilerlememesi, orada kalması, belki de durması gibi alanda Satürn Asendant'ı kullanabilirim gibi. Çünkü bazı sağlık sorunlarında derler ya hani sen aslında şöyle bir bölgede yaşa, şöyle bir bölgeye git diye. Bu da olabilir. Bulunduğu bölgede sağlıkla ilgili sorunu ona iyi gelmeyebilir. Örneğin benim alerjim var. Bana geçen doktor dedi ki İstanbul sana göre bir yer değil aslında dedi. Çok fazla alerjiyle ilgili konularla karşılaşıyorum. Uranüs'e baktığımızda da ani değişimlerle ilgili gündemler arıyorsak kullanabiliriz. Ya da teknolojiyle ilgili bir kariyer yapmak istiyorsak, marjinal bir kariyer, farklı bir kariyer ya da devrimci bir yaklaşımımız varsa MC Uranüs'ü kullanabiliriz. IC'de arkadaşlar kökler, atalar, dördüncü ev değil mi? Evimiz, yuvamız. Yani astrokartografide IC evimiz olarak yorumluyoruz. Evimiz, evimizin etrafı. Yine evimizle ilgili konular. İşte ne bileyim, Plüton, IC. Evde çok fazla böcek olur. Çok fazla haşere olur. Plüto, IC. İşte Mars, IC. Evde çok fazla eşya kırılma riski olur. Ya da yangın falan ya da kazalar çok olabilir gibi gibi. Bu sefer ev konularında gezegenleri yerleştirmemiz gerekiyor. Ay düğümlerine gelirsek, nasıl ay düğümleri kadersel konularla alakalı bize gündemler veriyorduysa, yine aynı şekilde astrokartografide kat hatlarımız, yeni bağlantılar, ilerlemek anlamında her türlü işte aşk, evlilik, kariyer, para, sağlık gibi kullanabiliyoruz. Güney Ay düğümü de yine bize aslında gelişme değil de daha çok aynı yerde sayma, belki de bataklıkta kalma, kayıplar gibi konuları getirebiliyor. Yani daha çok katı değil de katı tercih eder hatta olmalıyız. Evet, kesinlikle medikalde de çok güzel çalışıyor. Hepsine çalışıyor arkadaşlar. Ya spiritüel bırakın astrolojiyi, spiritüelin her alanı birbiriyle muazzam uyumlu. Hayranım yani. Yani numerolojiye bakıyorsun aynı. İşte ne bileyim ezoterik konulara bakıyorsun aynı. Yani çıktığın yol aslında aynı. Bu PDF'leri aslında eğitimde paylaşıyorum arkadaşlar. Yani bu bir seminer, PDF paylaşmıyorum. Sadece hani bilgi. Bu alan çok fazla insan bilmiyor. Bu alan hakkında biraz bilgi vermek istedim. Tanıtmak çok istedim. Çünkü muazzam çalıştığı ile ilgili de çok bilgi yok. Gerçekten nasıl çalıştığını, şurada gezegenleri oraya çekersem neler oluyor konusunu anlattığımda eminim daha iyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Örneğin astrokartografide orb kilometre ile alakalı bakılıyor arkadaşlar. Yine astrokartografide tabii ki bu ilerletim haritalarını kullanıyoruz. Ama her zaman tüm astroloji tekniklerde dediğimiz gibi %51 natalemiz geçerli, %49 diğer teknikler geçerli. Biz önce astrokartografide de çalışırken natalimizin astrokartografisine bakıp ilerliyoruz. Kaynak ararsanız astrokartografi ile ilgili size önereceğim ilk önce Sena Hoca'nın, Sena Büyük Çopur Astroloji Okulu'ndan, Öner Hoca'nın okulundan Astro Kalite kitabıdır. Çok basic, güzel anlatmış. Çok kolay öğrenirsiniz. Sonra Devrim Hoca'nınkini öneriyorum. Devrim Yılmaz Er. Devrim Hoca'nınki biraz daha ağır, bir üst level yani. Onu da öneriyorum. Ama bununla bakın ilk önce Sena Hoca'nınkiyle pişersiniz, sonra bunu alırsınız. Çok güzel, uyumlu olur. İngilizce kaynak arayanlar için de buraya diğer kaynakları yazdım. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biraz ekranda çalışmak istiyorum. Biraz ekranda pratik yapmak istiyorum. Yok, gezegenler arasında daha yakın, daha geniş yok. Şimdi siz de çalışırken göreceksiniz benim nasıl baktığımı. YouTube kanalımdaki diğer astrokartografi videolarımı da takip edin arkadaşlar. Onları da izleyebilirsiniz. Şimdi ben anlatırken zaten fark edeceksiniz. Şimdi biraz Mustafa Kemal'e haritasına bakmak istiyorum. Bu şekil çok güzel anlayacağınızı düşünüyorum. Astrokartografinin nasıl çalıştığını.
Şimdi Mustafa Kemal'in Atatürk'ün haritasına baktığımızda ben tarihiyle ilgili arkadaşlar doğum tarihi ve saat ile ilgili astroloji okulu kitaplarından yararlandım. Öner Hoca'nın kitaplarından. Dünya Astrolojisi kitabından yararlandım daha doğrusu. Oradaki çalışmalardan. Çünkü Öner Hoca zaten doğrulamasını yapmadan bunları paylaşmazdı eminim. Baktığımızda bir yükselen akrepten bahsediyoruz. Küllerinden doğmayla ilgili. Ay aslan. Ne kadar aslan bir insan olduğunu yüzüne baktığımızda zaten görüyoruz. Onurlu, gururlu. Güneşi balık, bakın Merkür ve Güneşi balık ve Türkiye'nin MC'si balık değil mi? Türkiye zaten balık liderlerle haşır neşir. MC'si balık ve Merkür retrolu bir insan. Demek ki kimse Merkür retrosuna üzülmesin. İlk astrolojiyi daha baby öğrenenlerin çoğu böyle üzülüyor ya. Ben de genelde hep hatırlatıyorum. Yani üzülmeyin bunlara. Çünkü bunlar değişiyor arkadaşlar. Çok da takılmamak lazım. Merkür Jüpiter'ine baktığımızda ay düğümlerinden de tek karede görüyoruz. Zaten bu tek kare olmasaydı da, kareler olmasaydı da hayatta bir mücadelemiz olmazdı. Ve kişinin nasıl bir yaşam, hayatta kalma mücadelesi nasıl savaştığını görüyoruz. Ve bir biz askerden bahsediyoruz. Bakın biz bir askerden bahsediyoruz. Askere bakar mısınız? Akrebin gezegeni Mars, kovada ve Kovayı şey Mars'ı yöneten Satürn Koç'ta. Görüyor musunuz? Buradaki karşılıklı ağırlamayı gördünüz mü? Askerden bahsediyoruz. Ve bu kişi bakın kaç kişiyle savaşmış? Jüpiter o kadar çok kişiyle savaşmış ki bu insan. Evet. Satürn, Jüpiter, Koç çok kişiyle savaştı Atatürk. Önce Osmanlı ordusunda savaştı. Birinci Dünya Savaşı kaç cepheye gitti? Mısır'a, değil mi? Arabistan'a, Türkiye'ye kaç cephede savaşan bir askerden bahsediyoruz biz. Boşuna büyük komutan olmamış. Bu kadar çok savaş kadersel planında zaten varmış. Bu savaşla gelmiş olan bir kader planından bahsediyoruz biz. Ve karşılıklı ağırlama dediğim gibi yükselen yöneticisi. Aynı zamanda Mars Kova'da öyle boş savaşan bir insandan da bahsetmiyoruz. Akıllı bir insan. Yani evet savaşmak gerekiyorsa, harekete geçmek gerekiyorsa bu boş değil. İçinde onun akıl var. Zaten ne diyor? Savaşma. İşte yurtta sulh, cihanda sulh diyor değil mi? Savaşmayın diyor bizlere. O kadar önemli ki ya. Söylediği her kelimenin bir değeri var. Ve bu savaş konusunda da burada yaşadığı hayal kırıklıkları ve acıları da görüyoruz. Bakın arkadaşlar, acılar, ilişkilerde yaşadığı acılar, hayal kırıklıkları, o mücadelenin sonunda da askerlikten men ediliyor, değil mi? Vatan haini ilan edilen kişi Atatürk. O büyük kumandan vatan haini kadar ilan edildi yani. Onca emek. İşte bakın bunlar hep ilişkilerdeki hayal kırıklıkları ve mücadelesi savaşı. Hepsini çok güzel anlatmış. Aynı zamanda dördüncü ev ana vatanımızı da anlatıyor. Yani vatan için savaşmış yani. Vatan için mücadele. Aytepe en sonunda istediği o duygusal noktaya ulaşmış. Yine kader planında bu varmış. Ve buraya ulaşmış bakın. İşte dirayetle ulaşmış buraya. O sabrı ve dirayeti göstererek, inanarak. Bakın Jüpiter, Satürn. Hani Jüpiter'i iyi kullanmakla ilgili sorular soruluyor. Ya işte inanacaksın. Atatürk inanmış, cumhuriyeti kurmuş. Bu kadar. Bu Jüpiter, Satürn kavuşumunu kullanmış Atatürk. Yani biz de yapabiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Bakın buradaki yaralarıyla alakalı ani gündemler kariyerinde yaşamasıyla oluşan şeyler. Evet, çok da konu yaşamış zaten. Şimdi bunu astrokartografik olarak size göstermek istiyorum. Şimdi o zaman o şekil açarım arkadaşlar. Az önce anlattıklarım bakın bunlar. Görüyor musunuz? Muazzam. Şimdi bunu astrokartografik olarak göstermek istiyorum. Yine o haritayı seçerim. Burada öyle bir sorun yaşıyoruz. Nasıl bastığımı göstermedim bu sefer de değil mi? Bir saniye. Şimdi benim bu ilk ezotoryum deneyimim olduğu için. Şuradan arkadaşlar Atatürk'ün haritası. Bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün haritası. Yine ekranım küçük kaldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün haritası. Şurada yuvarlak dünya var. Buna basıyorum. Yeni bir sayfa açılıyor. Şu ekran geliyor arkadaşlar. Şu ekran ben bu dünyaya bastıktan sonra gelen bu ekrandan ben şuradan bakın map yazıyor. Buradan
Atatürk'ün doğduğu yere gideceğim, Selanik'e gideceğim. Oradan bakacağım Türkiye'den hangi hatları geçiyor. Bu arada bu sayfanın bu şekilde açılmasının sebebi ben en son hangi ülkede ne çalıştıysam o açılır. Yani ona takılmayın. Sonra şuradan Lines'a basacağım. Oradan basıp bakacağım ayarlarda açmam gereken bir yer var mı gibi. Şimdi ben sayfayı oraya getirdiğimde size göstereceğim. Bu kayıttan sonra izlediğinizde daha iyi oturur diye düşünüyorum da ben ekrana bir konuşacağım. İlker Hoca ile ekrana konuşacağım arkadaşlar. Şimdi bakın bu Atatürk'ün haritası. Atatürk'ün haritasına baktığımızda Selanik'te doğdu, değil mi? Şuralarda doğdu. Neler geçiyor burada? Bunları görüyoruz. Şimdi ben kendi ekranını açıp çalışacağım. Ben de bu şekilde göremiyorum. Kendi ekranımı açmam lazım. Şimdi bakın buradan baktığımızda Ankara'dan neleri geçiyor Atatürk'ün? Bakın Ankara'dan Lilith Jüpiter geçiyor. Görüyor musunuz? Şurada Lilith Jüpiter. Ankara'dan geçiyor. Üstünde Uranüs Merkür geçiyor. Venüs Lilith geçiyor Ankara'nın hattından. Yani şimdi bunu niçin gösteriyorum? Bakın Güneş Palas geçiyor. Tam İstanbul'da. Ve Güneş Palas zaten kimlik olarak krizlerle ilgili konuları anlatır. Hem kimlik hem krizlerle ilgili konular. Descendant Venüs. Bakın burada ne kadar çok ilişkileri varmış. 7. ev ile Venüs kavuşmuş. Burada Anadolu yakasının o kadar çok ilişkisi varmış ki aslında Anadolu yakası diyemem. Komple İstanbul. Çok sevdiği insanlar varmış. Çok sevdiği ilişkileri olduğu insanlar varmış. Yani İstanbul'da ailesini de oraya getirdi zaten. Önemli durumlar varmış. Baktığımızda bakın MC Neptün tam da Ege Denizi'nden geçiyor. Yunanistan'ın üstünden geçiyor. Girit Adası'ndan geçiyor. MC Neptün karesi var. Yani kariyerinde zaten alamadı. Burayı alamadı. En büyük hayal kırıklıkları. Atatürk'ün o sevdiği şarkı var ya. Bu bölgeye ait bir şarkı. Onu dinlerken ağlıyor insan. Çok üzücü bir şey. Buralar Türkiye'yken zamanında bir savaşın içinde kalmak ve sonra buralara kadar sınırları çizip vatanını alamamak aslında üzücü bir şey. Tabii sadece buraya ait değil ki kaç yerden bunu yaşayanlar var. Yani buradaki MC Neptün karesi de aslında bize bunu anlatıyor. Baktığımda Ege bölgesinde bakın bu adalarla ilgili Yunanistan'la ilgili o yaptığımız son Kurtuluş Savaşı'nın son damlası Atatürk ne dedi? Ben size dedi savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum dedi. MC Chiron karesi. Burada hele ki bu Çanakkale Boğazı'nda çok yaraların olacağını, çok canların gideceği zaten belli. Bir komutandan bahsediyoruz. O göreceğini görüyor zaten. Yani orada MC Chiron karesi var. Kariyerine mal olsa bile bu acı, orada bir başarmak istediği, değil mi? Bir mücadelesi var. Aynı zamanda bakın burada Lilith Jüpiter hattı geçiyor. Çanakkale ile ilgili yapılan manipülasyonlar, şunlar bunlar. Atatürk'ün deneyimleri. İlk önce bir Alman komutan yollanıyor oraya bir dünya savaşında. Uranüs Merkür bakın orada çok ani zekasını kullanmalı, ani kararlar vermeli, ani hamleler yapması gerekiyor. Pluto Palas ölümlerle ilgili sorunlar, krizler. O kadar çok ölümler yaşanmış ki hatta Merkür gençleri anlatır değil mi? Uranüs, Merkür çok genç insanın ölmesi, Lilith, Jüpiter çok insanın ölmesi gibi gibi Türkiye'nin, Osmanlı'nın son yetiştirdiği önemli beyinlerinin öldüğü bir savaştan bahsediyoruz. Çanakkale Savaşı. Yani Atatürk'ün haritasına baktığınızda o kadar çok şey görüyorsunuz ki. Samsun'a çıkması ne kadar önemli. Bakın Ascendant Mars karesi var. Bu doğum haritası tabii. Ascendant Mars karesi buradan geçiyor. Yani kendi kimliğiyle alakalı, çevresiyle alakalı vermesi gereken bir mücadele var. Nerede bu? Samsun'da. Samsun'dan geçiyor bu mücadele. Atatürk hep kareleri kullanmış. Bakıyorsunuz yine Descendant Ay var. Evet, insanlar ona inanmadı. İnsanlar onun duygularıyla ya da planlarıyla dalga geçti. İşte duygusal sorunlar, yara almalar. Ama kariyeri nerede yapılanıyor? Bakın doğuda. Kongrelerle yapılıyor değil mi? Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. MC Satürn üçgeni var burada. Bakın arkadaşlar. Kongrelerle yapılanma. Artı geliyoruz. Bakın burada MC Jüpiter hattı geçiyor. Ankara'ya doğru yakın yakın geliyoruz değil mi? Çorum var, Yozgat, Nevşehir. MC Palas üçgeni geçiyor. MC Kuzey Ay düğümü geçiyor. Bakın MC Kuzey Ay düğümü. Yani şuradaki yapılanma aslında o kafasında kurduğu cumhuriyetle alakalı Samsun'a çıkıp şu yapılanmayı yapması cumhuriyetle alakalı o ana kadar kendi kişisel gelişimindeki çok okuyan,
kendini yetiştiren, pek çok yabancı dil bilen dünya insanından bahsediyoruz. Aslında Atatürk dünya insanı standartında yetiştirmiş kendini. Şu an hepimizin de olması gereken, yapmamız gereken bu. Tamam, vatan, millet çok önemli, dinimiz çok önemli, milletimiz çok önemli ama hiçbir şeyi ıskalamamak gerekiyor. Dünya standartlarında olmak, yetiştirmek gerekiyor kişinin kendisini ki gerekli olduğunda o profesyonelliği, o aydınlığı kullanabilirim ki Atatürk de bunları yapmış arkadaşlar, bakın. O bunları öğrenmeseydi bu ne inkılaplar olurdu, değil mi? Ne millet meclisi kurulabilirdi yani. Buraya gelinmezdi. Biri yıkılı biri otururdu gibi gibi yani. Değişen bir şey olmazdı. O nedenle buradaki bu MC'nin muazzamlığını çok güzel kullanmış. Tabii bunların yanında bir de MC Pluto da var. Kariyerinde değişik de yaşıyor. Askerliği bitiriyorlar. Askerlikten men ediyorlar değil mi? Bunu da var hayatında. Bütün bunları burada görüyoruz. Ve bakın Descendant Venüs hattı nereden geçiyor? İzmir'e yakın. Wow, buradan biriyle evlendi işte. Evlendiği insan İzmir'den. Çünkü neden? Venüs'ün 7. ev kavuşumu bu hattan geçiyor. Buraya yakın geçiyor arkadaşlar. Ve Icy Chiron karesi. Buradan biriyle kurduğu yuvada ani yaralandı. Evet. Ve Icy Mars kavuşumu. İşte gördünüz mü? Yuva kurma konusunda buradan motive olmuş. O bahsettiğim güçlü MC'ler bakın buradaydı. O bahsettiğim İstanbul'dan, şey İzmir'den evlenmesi hattı şurasıydı. Bakın Descendant. Venüs kavuşumu, Icy Mars kavuşumu ve yuvada ailede yara alması hattı burasıydı. Burası zaten anlatıyor evliliği ilgili yani İzmir bölgesinden biriyle evlenmekle ilgili bilgi vermiş. Ve bakın MC Pluto hattı askerliği ile ilgili konular. Sonra şuralardan MC Satürn üçgeni anlattıklarım arkadaşlar. Satürn'den o geçen Ascendant Mars karesi, o mücadelesi. Bunlar umarım ekranda görüyorsunuzdur. Ben o tarz bir harita, bir danışmanlık gibi ya da ne bileyim onları YouTube'da yapabiliyorum Salihacığım. O tarz şeyleri YouTube'da yapabiliyorum. Bu bir seminer olduğu için kişi haritasından değil. Yani bir sizin içinizden birinin haritası değil de daha çok bir konu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Atatürk'ün Samsun'a çıktığındaki haritaları görmenizi isterim. Cumhuriyet'in ilan edildiğindeki haritayı görmenizi isterim. Meclisin açıldığında yani astrokartografinin tarihle nasıl çalıştığını, nasıl birebir uyumlu çalıştığını görmenizi isterim. Ama ben YouTube kanalımda canlı yayınlarımda öyle spontan harita bakıyorum. Tamam, teşekkürler Kübra'cığım. Ben devam ediyorum o zaman konumu anlatmaya. Sonra Atatürk'ün arkadaşlar 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıktığı progres haritası var. Bu da bizim için çok kıymetli. Bakın progres haritasında ne görüyoruz? Her zaman 360'lara bakın. Progres haritasında ani bir gündemi var. Bir aksiyon alıyor ve bir kriz çözmekle ilgili bir aksiyon alıyor. Uzaklara gitmek ve bir kriz çözmekle ilgili aksiyon alıyor. Ve biliyorsunuz ki Samsun'a gidişi bile çok problematikti. İzinler vesaire falan filan. Ve ummuyorlardı ondan bunları ki İstanbul'un İngiltere'nin altında, İngilizlerin elinin altında işgalinde olduğunu düşünürseniz burada ne kadar manipülatif etkiler olduğunu da görüyoruz değil mi arkadaşlar? Ve bunu astrokartografide görmek istiyorum. Her şeyi astrokartografide görebiliyorsunuz ve muazzam çalışıyor. Baktığımda Atatürk'ün progres haritasını 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan ne geçiyordu? Bakın MC Palas. Kariyeriyle alakalı, toplum önündeki pozisyonla alakalı krizleri çözmesi gerekiyordu. Icy Vesta kavuşumu, vatan için her şeyi feda etmeye hazırdı. Fedakarlık yapmakla alakalı, adamakla alakalı kendini. Palas Neptün, görüyor musunuz? Krizlerdeki belirsizlik olan Paran hattında ve yukarıda Lilith var, Ay var, ortalıktaki işte o manipülasyonlar, dedikodular kolay kazanılmamış bu zafer yani ve Türklerin de kendi içerisinde bölünmeleri var o dönem. Yanlış bilgiler, yanlış trafikler vesaire vesaire arkadaşlar. O dönemlerin hikayelerini okuduğunuzda çok fazla mevzuyu görüyorsunuz ve sonra da işte böyle haritalara baktığınızda mevzular çok çok netleşiyor. Burada İstanbul'daki verilen kararı görüyor musunuz? MC Ceres karesi var. MC Venüs üçgeni var. Zaten sevenler Atatürk'ü proje için oraya gönderdi. O zaten projesi için Samsun'a geldi, harekete başladı.
Tabii sevmeyenler de bunları böyle ummuyordu. Sonraki harita arkadaşlar Türkiye'ye çıkma şey Atatürk'ün Samsun'a çıktığı haritaya bakalım. Progresine baktık. Bir de zamanın kalitesine baktığımız zaman Atatürk'ün haritası dışında zamanın kalitesine baktığımız zaman o günkü kalitede bakın ne varmış? Yengeçte Pluto, Venüs ve Jüpiter varmış. Yani vatanla ilgili bir gündem varmış zaten gökyüzünde değil mi? 19 Mayıs 1919 sabah 7'de Samsun'a çıkıyor. Yani böyle bir gökyüzünde çıkıyor. Vatanla alakalı mücadele, savaşmak, vatanı sevmek, vatan için kendini feda etmek belki, bunun için koşturmakla alakalı ve Güneş-Mars kavuşumu tam konunun anlamını ifade ediyor. Gat, yani karmik planda geçmişte bizden alınmışları geri almak için mücadele verme, savaşma, bu manipülasyona karşı. Belki de manipüle etti ki zaten manipüle ederek gitti Samsun'a. Vatanla ilgili yaraları, bakın en tepede vatanla ilgili yaraları da anlatıyor. Ağ'ın haritası muazzam çalışmış. Kurtuluş Savaşı'ya bakmak istiyorum, Büyük Taarruz'a bakmak istiyorum. Büyük Taarruz haritasına da baktığımızda, bakın arkadaşlar, Büyük Taarruz haritası bu. Büyük Taarruz haritasında Venüs, Ay, Jüpiter kavuşumda ve Şiron karşıda. Vatan için, vatan sevgisi için ne kadar çok kişinin öldüğünü de burada görebiliyoruz. Büyük Taarruz'da. Dördüncü ev vatanı anlatır. Bakın Mars, Merkür karesi. İşte burada Atatürk'ün o söylediği söz yine burada da çıkıyor. İşte ben size ölmeyi, şey savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Satürn, Plüto. Ölümüne. Kaçarı yok yani. Güneş bir de karşısında Lilith var. Düşmanlar. Açık düşmanlarımız. Ve o büyük taarruzda Türkiye ne durumdaydı? Bakın burası Türkiye. Ağ'ın haritası, zamanın kalitesinde büyük taarruzda Türkiye ne yapıyordu? Ne açılar altındaydı? MC Merkür üçgeni var. Doğudan geçiyor. MC Juno kavuşumu var. Hep bunlar Ankara'ya yakın hatlar aslında baktığımızda. Burada işte insanların kariyeriyle alakalı, kariyeriyle diyorum, Türkiye'nin yaşamla ilgili krizleri çözmek için, ayakta kalmak için verdiği mücadeleyle yine birbirlerine insanların yardım etmesi değil mi Juno? İnsanların birbirine destek olması, yardım etmesi. Ama bakın yine burada bazı hayal kırıklıklar olabilir gibi ya da önünü görememe, büyük taarruz. Evet savaşa gidiyorlar ama sonucunu göremiyorlar. Ellerinde hiçbir şey olmadan savaşmış insanlardan bahsediyoruz. Ankara hattına bakarım. Ankara hattına bakmak önemli çünkü. Ankara hattına baktığınızda Pluto, Jüpiter. Çok ölüm. Chiron, Mars. Bakın. Büyük yaralar. Çok yaralar. Savaşmanın sonucu yaralar. Patlamalar, ateşler, yangınlar. Tam bu hatta verilen mücadeleler, savaşlar. Tüm bunları anlatıyor. Uranüs, Mars. Ani savaş ve gerginlikleri anlatıyor. Yani zaten biliyorsunuz Büyük Taarruz tam bu tarafta oldu. Ege tarafında oldu. Burada muazzam şeyleri anlatıyor. Icy Lilith, Icy Pluto, işte vatan için küllerinden doğmak, mücadele etmek. Burada hepsini görebiliyoruz arkadaşlar. Astrokartografide kişi haritalarını derslerimizde yapabiliyoruz. Tek tek öğrencilerle çalışıyoruz. Burada sizin haritanıza baktığım zaman birlikte sesli iletişim kurmam lazım. Bu daha da zor. Ve daha konu dağıtmış olurum. Hani burada konuyu size tam güzel anlatabilmem için bir kompozisyon gibi konuyu anlatmaya çalıştım. Burada Türkiye'nin kurtuluşu ve Atatürk'ün Cumhuriyeti ilanı ile alakalı tarihi nasıl çalıştığını astrokartografide göstermek istedim. Örneğin Cumhuriyet'in ilanı baktığımızda 29 Ekim 1923 Türkiye'nin kurtuluş haritası, kuruluş haritası değil mi bu? Pluto birinci ev. Bakın buradaki üçgenin muazzamlığına, işte küllerinden doğan ülkeden bahsediyoruz. Ve bunu astrokartografik olarak baktığımda Ankara'da kuruldu bu ülke. Bakın tam da orada ne geçiyor? Juno, Pluto. Küllerinden doğmuş bu ülke. Ölümlerden dönmüş. Ölümler olmuş. Chiron, Ay. Vatan için ağlayanlar. İnsanlar yaralı. Yaralı kuruldu bu ülke. Tüm bunları burada görebiliyoruz. MC, Venüs üçgeni. Nasıl
ülkeyi nasıl seven insanlar var değil mi? Nasıl insanlar ülkelerini seviyor? Ülkeler için her şeyi yapıyor. Bu zamanın kalitesinde Türkiye'nin kuruluş haritası. Yani o anki gökyüzünde Türkiye'de bunlar geçiyormuş. Bakın Ankara'dan geçen hatlar. İstanbul'a bakalım. İstanbul'dan neler geçiyormuş? Ascendant Güneş. İstanbul ön plana çıkıyor. Parlıyor Güneş. Çünkü neden? Temizlendi. Ascendant Ay. İnsanlar huzurlu. Halk huzurlu. Ascendant Mars. Mücadelede var tabii ki. Ay Uranüs. Halk pek çok ani gündemler yaşadı. Tabii ben çok detay girmiyorum. Kısa kısa anlatmaya çalışıyorum. Mesela kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği tarih. Bunlar 360'lıkta baktığın zaman Ay Merkür'e gidiyor. Yani kadınlarla ilgili bir devrim var burada, bir değişim var. Bir kriz çözülecek. Akrep'te değil mi? Kadınlarla ilgili bir kriz çözülecek. Ve bu kriz nasıl çözülecek? Bakın değişecek. Değişecek bir şey. Bir şey yıkılıyor, yeni bir düzen geliyor, bir şey gelecek. Ve Pluto yengeçte retrodayken bu düzenleme geliniyor. Daha önceden Türk kadının zaten belli bir saygınlığı, bir değeri vardı, değil mi? Şimdi tekrar verilecek o saygınlık değer Türk kadınına. Ve burada Lilith de var. Bazıları bu duruma manipüle etmeye çalışacak, karıştırmaya çalışacak. Burada kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği anın haritasında astrokartografik olarak baktığımızda Ankara'dan ne geçmiş acaba kadına bunu vermiş? Bakalım ne geçmiş Ankara'dan? Bakın MC Venüs. Şuradaki MC Venüs arkadaşlar gelmiş Ankara'nın üzerinden geçmiş buraya. Burayı çalıştırmış Ankara'yı. Yani kadının seçme ve seçilme hakkı vermiş. Baktığımızda aynı zamanda ay düğümleri paranı geçiyor. Yani kadınlarla ilgili kadersel bir konu gündeme gelmiş. Oldukça da önemli bir konu. Bizim bulunduğumuz coğrafya için. Sarı çizgiler paranlar. Paran çizgileri. Orada da yine gezegen enerjisi çalışıyor. Diğerleri de yine aksayla alakalı gezegenler. İşte onların kesiştiği yerlerde bir etki oluşturuyor. Onlar ayrı. Ama tabii ki hem paranı okuyacağım, hem yukarıdan ya da ne bileyim yataydan gelen bütün aks çizgilerin hepsini okuyacağım. Ezbere bir harita değil Saliha Hanım. Burada ezbere bir harita bakmıyoruz. Oturup harita ezberlemiyoruz. Ben devam ediyorum konuma. Atatürk'ün ölüm anı arkadaşlar. Bunu da görmenizi çok istiyorum. Atatürk'ün ölüm anına baktığınızda bakın Mars tepede ve Chiron'la karede. Aynı zamanda Lilith'la da aslında saymam Lilith'i uzak. Vesta'yla karede. Pluto 8. evde. Tabii whole sign'a göre 9. Whole sign'a göre Chiron aslında 8. İkisini de düşünebiliriz. Düşünmeliyiz. Ve Juno Neptün. Bakın burada Juno Neptün çok şey anlatıyor aslında. Juno Neptün bir hayal kırıklığı yaşayacağını, kendine dost bildiği, partner gördüğü biri tarafından bir hayal kırıklığı yaşayacağını anlatıyor. Yakınından, yakın biri aslında o kişi. Çevresi çünkü. Bir hayal kırıklığı yaşayacağını anlatıyor bize. Gat Uranüs de ani karmik gündemleri getiriyor. Bir karmik, bir senaryo çalışacak. O yetmiyor. Satürn Mars karşı karşıya bakın değil mi? Burada bir operasyon, bir ameliyat gündeminden de bahsedebilirdik ve zorlu bir kaza, bir trafik kazası gibi konulardan da bahsedebilirdik burada. Astrokartografide bakınca bazı şeyler netleşiyor. Ben tabii astrokartografi öğrenmeden önce böyle düşünmüyordum. Astrokartografi öğrendikten sonra arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle ben de Atatürk'ün öldürüldüğünü düşünüyorum. Çünkü astrokartografide bunu çok net görüyoruz. Atatürk zehirlenerek tanıdığı bazı insanlar tarafından zehirlenerek öldürülmüş bir insan. Bakın İstanbul'da vefat ediyor. Bakın burada Satürn Pluto geçiyor. Satürn Pluto tam İstanbul'da geçiyor. Ve Atatürk burada vefat ediyor. Ankara'da olsa belki daha olmayacak yani daha yaşayacak belki daha yumuşak geçecek. Tam Satürn Pluto hattında zaten. Yani zaten ölümle burun buruna yani tam ölüm hattında. Ve burada Pallas Lilith geçiyor görüyor musunuz? Bazı krizleri manipüle ederek çözmeye çalışıyorlar. Belki ölümüyle de ilgili bazı şeyleri geciktirdiler. Ne bileyim tedavi vesaire. Burada bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Lilith bana direkt olarak burada bunu düşündürttü. Başka bir şey düşündürtmedi. Bakın Venüs, Pluto hattı da burası. Pluto da ölümü anlatanlardı. Yaşam sonunu anlatan Icy,
Venüs üçgeni burada, Plüto burada, ölümün sonunu anlatıyor. Ankara hattına baktığımızda o kadar değil. Ankara hattı daha yumuşak bir hat. O dönem mesela burada olsaydı daha farklı olurdu senaryo. Sormak istedikleriniz var mı astrokartografi ile ilgili? Bu alanı sevdiniz mi arkadaşlar? Ben mesela tabii hepimizin haritasında da bu böyle çalışır. Yani nasıl Atatürk'ün öyle çalıştıysa işte Türkiye'nin, emin olun hepimizin haritasında da muazzam bilgiler var. Kendimden örnek vermek gerekirse ben mesela Almanya'da doğdum, büyüdüm arkadaşlar. Lise yaşlarımda Türkiye'ye geldim ailecek. Tabii hemen orayla bağımız da kesilmedi. Gitme gelmeler oldu ama ben liseyi Türkiye'de okumaya başladım. İşte üniversiteyi falan burada okudum. İşte ben bankacı emeklisiyim. Bankadan emekli bir insanım. Neyse işte çalışma hayatı vesaire. İş sebebiyle İstanbul'a geldim. İzmir'de yaşıyordum. İstanbul'a gelince arkadaşlar, bu arada ben çocukluğumdan beri astrolojiyle çok ilgiliyim. Almanca astroloji kitaplarım bile var. Yani ben bir astrolog olmasaydım, astronomla ilgili, gökyüzü ile ilgili kesin bir alanda uzmanlaşmaya çalışırdım, ilgilenirdim, okurdum vesaire. Çünkü gökyüzünü çok seviyorum. Yani çocukluğumdan beri hep yukarıya bakan, işte yıldızlarla ilgilenen bir insanım. Bu sevda her zaman bende vardı. Kendimi bildim bile, yani objelerim bile gökyüzü işaretleriyle alakalıdır. Neyse, İstanbul hattına geldiğimde İzmir hattım benim farklı çalışıyor haritama göre. Almanya'daki hattım daha farklı çalışıyor. İstanbul'a geldiğimde tam nereye geldim biliyor musunuz? Uranüs hattına gelmiş. İstanbul'a geldiğimde içimdeki astroloji çıktı. Yani astrolog olma gündemi çıktı. Eğitimler çıktı. Sürekli astroloji eğitimleri almaya başladım. Tüm bu konular ortaya çıktı arkadaşlar. Ben 2010 yılından beri astroloji eğitimleri alıyorum. Yani astrolojiyi artık hayatıma profesyonel bir şekilde soktuğum zaman 2010 yılıydı. Ve ben İstanbul'a taşındığım zaman 2000 yılıydı. Ne zaman işten biraz nefes aldım, sonra pat astroloji çıktı. Yani bulunduğunuz yerde, tabii yani şimdi 2000'den 10'a kadar yok muydu astroloji? Vardı. Ama hani o daha öncekiler kadar vardı. Azar azar böyle doz doz geliyordu. Ne zaman arkadaşlar bir an boşluk buldum, hemen astroloji çıktı içimden. Yani bulunduğumuz, yaşadığımız alandaki gezegenler çalışıyor. Nerede, nereye, ne değişiklik yaparsak mekansal olarak, orada hangi gezegen varsa onun vaadi çalışıyor. O nedenle bu yer değişikliği ile ilgili gündemleri çok dikkate almanızı isterim. Kendi hayatlarınızda da nasıl çalıştığını iyice çalışırınca, yani bunun farkındalığı olunca fark ediyorsunuz. Ben bunu İzmir ve İstanbul'da çok büyük deneyimledim. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Türkiye seçiyoruz kısmı şöyleydi. Onu az önce size gösterdiğim gibi. Yani mesela neyi seçelim burada? İşte Samsun haritasına şuradan hani girdim ya, astrokartografiye. Şurada map kısmı var. Map'e girdim. Burada Avrupa var. İşte Avrupa'yı açtım. Burada Türkiye var. Türkiye'yi seçtim. Bakın Türkiye geldi. Yani ben bu map'ten her yere gidebilirim işte. İtalya'yı seçtim. İtalya geldi. Tüm dünyayı da görebilirim. Buradan da tüm dünyayı görürüm gibi seçimler yapabiliyoruz arkadaşlar. Rica ederim. Rica ederim. Başka sorunuz var mı? Katıldığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Sorunuz yoksa seminerimizi sonlandıracağım. Daha çok yararlanacaksınız Mehmet Bey. Emin olun, emin olun. Hepinizi öpüyorum. Sevgiler. İliminiz artsın diyorum arkadaşlar. Bu alan astroloji muazzam zevkli alan, güzel bir alan. Ya her şeyi inceleyebilirsiniz. Ya Atatürk gibi bir adam nasıl astrokartografide incelenmez? Yani ben aslında çok detay inceledim de, yani burada çok fazla giremiyorum. Sonra da işte ezberlemiş şeyleri paylaşıyorsunuz falan diye bir yazı olunca da hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Yani haritaları ezberlemiyoruz arkadaşlar, oturup çalışıyoruz. Yani mesela Trablusgarp'a baktım. İşte Atatürk'ün bütün gittiği o, hani kronoloji olarak hangi savaşlara gittiğinde haritası orada ne çalışmış ve orada hangi zaferi elde etmiş, neler yaşamışı tek tek astrokartografi çalıştım ve muazzam güzel arkadaşlar. Yani astrokartografinin size nasıl çalıştığını anlatıyor. Dediğim gibi YouTube kanalımda Rusya ile Ukrayna savaşını da çalıştım. Ona da bakarsınız. Hepsi çok çok güzel çalışıyor. Yani sırf savaş değil ya da ne bileyim, güzel şeyleri de astrokartografide görebiliyoruz. Güzel başarıları da görebiliyoruz. Mundane kısmını konuştuk bugün aslında, değil mi?
İşte bir Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, savaşı, işte büyük lideriyle ilgili bundan çalıştık aslında biz bu. Ama normal derslerde şey çalışabiliyoruz ya da ne bileyim işte canlı yayınlarında öyle küçük küçük cevaplar verebiliyorum. Burada bunları yapmamın imkanı yok zaten. Siz de arkadaşlar bu alanla ilgiliyseniz bol bol çalışmalar yapın. Tek tek şey yapın. Mesela seçimlere çalıştım. Hepsine çalıştım. Depreme çok çalışıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Her yerde nasıl natal harita ömür boyuysa ne dedik? %51 bu teknik. Evet, natal harita ömür boyu. Ama ilerletimlerle de yumuşatıldığı an o alanı kullanabilirsin. Mesela tatile gittiğimizde nerede keyifli zamanlar geçiririz? Bakabilirsiniz, çalışabilirsiniz. İlerletimler geçici etkiler. Ama geçici güzel bir konum varsa, etki varsa değerlendirilebilir. Kalıcı olmadığını bilmemiz de lazım. Geçici çünkü. İyi akşamlar tekrar. Sevgiler.